Nepal'i adeta yıkan depremden 8 gün sonra enkaz altından 3 kişi sağ kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı bu kişilere depremin en fazla hasara yol açtığı başkent Katmandu'nun kuzeydoğusundaki Sündüpalçok bölgesinde ulaşıldığını açıkladı. Nepal hükümeti enkaz altında hayatta kalma umudu kalmadığını duyurmuştu. Kimse buraya gelip yardım etmedi. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yiyecek sıkıntımız var. Eğer birileri bize gıda malzemesi getirmezse burada açlıktan öleceğiz. Şimdi ne söyleyebiliriz ki? Acı olayın ardından dünyanın her yanından ülkeye yardım malzemesi gönderiliyor. Ancak Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Nepal'deki gümrüklerde işlemlerin ağır ilerlemesinden dolayı gecikme yaşandığı kaydedildi. Önümüzdeki 3 ay içinde en az 2 milyon kişinin çadır, gıda ve tıbbi malzemeye ihtiyacı olacak. Arama kurtarma ekipleri ülkede salgın hastalıkların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Sıcaklık artıyor ve enkaz altındaki bedenler ve hayvan ölüleri çürümeye başladı. Büyük bir salgın riskiyle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre ülkedeki 7.8 şiddetindeki depremde 7000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 28 milyon nüfuslu ülkede 8 milyon kişi depremden etkilendi.